Exponential time problemimiz vardı. Exponential time problemimizi min-max algoritması yaparken alfa beta pruning'de halletmeye çalıştık. Şöyle çalışıyor. Şu şekilde çalışıyor. Elinde başlarken minimum maksimum değerleri var. Başlangıçta bu minimum maksimum değerleri eksi sonsuz artı sonsuz arasında değişiyor. Burada diyorsun ki ben min olduğuma göre 3'ü görür görmez senden diyorsun ki 3'ten daha küçüğünü seçmeyeceğim. Burası garanti diyor. Pardon, tersini söyledim. Şurada 3'ten daha büyüğünü seçmeyeceğim. Garanti 3'ü görür görmez bunu söylüyor. Tamam mı? Bu burada işini bitirdiği zaman 3 bölü 3 geliyor buradan. Bu adam ne diyor? Burada 3 geldiğine göre diyor. Benim 3'ten daha büyük bir rakam seçme ihtimalim yok. Bu da buraya maksimum 3 yazıyor. Tamam mı? Buraya geldiği zaman ben bu adam diyor ki benim elimde 3 var. 3'ten gelmiş. 3'ten gelmiş. Şu adam burada 2'yi görür görmez. 2'yi görür görmez. Tamam mı? Diyor ki bu min node olduğuna göre diyor. Min node olduğuna göre 2'den daha büyük bir rakam seçmeyecektir. Benim elimde 3 olduğunu bildiğime göre diyor. Gerisine bakmama gerek yok. Burada pruning yaptı. Alfa beta pruning. Algoritması bu şekilde. State alıyor aynen bu şekilde. Min max yapacak. Burası max. Min value da diğer slide'da. Ona biraz sonra bakarız. Hatırladın mı? Şurası sadece state içinde eksi sonsuz artı sonsuz diye başladı. Alfa beta geliyor buna. Alfa beta pruning diyoruz ya buna. Terminal testi yapıyor. Yani terminal testi de oradan gözetiyor. Return ediyor. Daha sonradan bakın bu sefer doğru yapmış. Bir önceki min max'ın hafiften değiştirmiş hali. V'ye eksi sonsuz koymuş. Tamam mı? Gördüğünüz gibi min value'yu alfa beta s alfa beta ile karşıda şey yapıyor. Çağırıyor. V ile onun maksimum alıyor. Bunu V'ye atıyor. Gördüğünüz gibi V beta'dan daha büyükse V beta'dan daha büyükse doğrudan V'yi return ediyor V değerini. Arta kalanına hiç bakmama gerek yok diyor. Çünkü bu maksimumu seçecek olan şey ne diyeyim, bu maksimumu seçecek olan node, max value node'u. Elinde bir tane beta gelmiş, adam diyor ki yukarıdan gönder adam buna. Benim elimde zaten bu kadar büyüklükte bir beta var. Bunun ikisinin arasında bir şey seçmen lazım diyor. Bu adam da burada bunu gördü ya, V'nin beta'dan daha büyük olduğunu. Tamam diyor, ya ben bunu seçeceğim ya bundan büyük bir şey seçeceğim. Öyleyse arta kalanda bunu yapmama gerek yok diyor. Tamam mı? Arta kalanda bunun gerisini yapmama gerek yok diyor. Değilse, eğer beta'dan daha büyük değilse o zaman alfayı büyütmeye çalışıyor şuradaki alfayı. Bundan diyor daha küçüğünü seçemem. Bunların maksimumunu koymaya çalışıyor. Şu alfayı daha büyütüyor, beta'yı da kendisini karşılaştırıyor. Bunun aynısı simetriyi, bakın ama bu max'ı, min value'yi çağırdı. Simetriyi diğer taraf için geçerli bunun için. Artı sonsuzdan başladı. Eğer V alfadan küçükse o zaman V'yi return ediyor ve beta'yla min yapıyor. Minler üst taraftan birisini küçültürse max'lar alt taraftan diğerini büyütmeye çalışıyorlar. O şekilde ağacı uzayarak alt taraflara bunu geçiriyorsun. Min max şeyi bu. Min max üzerine alfa beta pruning uygulama algoritması bu şekilde. Sadece min max algoritması üzerine iki tane parametre koyduk şuraya. Alfa ve beta. Ve bunların dikkatli bir şekilde sınırlarla karşılaştırması demek. Verimli kullanırsa yani sıralama doğru yapılırsa bayağı şimdi biraz sonra söyleyeceğim, geleceğiz oraya. Genel şekilde bunun hakkında konuşmayacağız. Eğer verimli yapılırsa O üzeri B, O B üzeri N de değil mi? Onu şuraya kadar düşürebiliyor. Bir perfect ordering ama mükemmel yani olabilecek en iyi orderingde. Bunu buraya kadar düşürebiliyor. Bu da bayağı güzel bir rakam. Ne yapıyor esasında? Branching faktörünün karekökünü almış gibi bir şey oluyor. Değil mi? Eğer branching faktörünün 16 ise onu 4'e düşürüyor. Bayağı düşük. With perfect ordering, time complexity is O, B, M over 2. Bu. Perfect ordering'de bu yapılıyor. Şuraya başlayalım. Pruning doesn't affect final. Bu çok önemli. Bu bir heuristik değil. Anladınız değil mi? Heuristik değil bu. Yani bazen çalışır, bazen çalışmaz. Çok iyi bir heuristik falan filan laflar etmedik burada. Heuristik değil. Alfa beta pruning uygulamaları elde ettiği sonuçta alfa beta pruning'de sonuç tıpı tıpı bir aynısı olacak. Kesin garanti. Bunun şeyi yok.
Başka bir yol yok. Heuristik değil yani. Heuristik kullanmadan elde ettiğin sonuçlar bazen optimizasyonda olan farklı olabiliyordu ya. Bunda öyle bir durum yok. Sadece çalışma zamanını düşürüyor. Tamam mı? Entire subtree iken bir türün olduğu gibi adam şuraya olduğu gibi atabilir yani. Şöyle bir baktığı zaman şuraya bir şeye geliyor. Olduğu gibi diğerlerini atabilir. Subtree yani sadece şuradan ufak tefek bir iki tanesi gider gidip bir düşünmeyin. Subtree'lerin hepsi olduğu gibi gidebilir. O kadar verimli. Eğer perfect ordering yaparsanız, perfect ordering yapabilirseniz branching faktörünü karekökünü kadar düşürebiliyor. Alfa, beta, pruning. Tamam. Bu da neye denk geliyormuş bakın. Aynı zamanda bakabileceğin derinliği iki katına çıkarabiliyorsun. 4 hamle uzağa bakabilecekken alfa, beta, pruning sayesinde aynı zamanda 8 hamleliğine bakabiliyorsun. Eğer orderingi doğru yaptıysan. Tamam. Dynamic ordering yapıyorlar bu nedenle. Acaba alfa, beta, pruning yapmak için önce buna mı baksam, buna mı baksam, buna mı baksam, onunla ilgili bir tane heuristik var. Dynamic bilgi. İlk önce şuna bakarsam alfa beta pruning daha yapar. İlk önce hangilerine bakmak lazım? Min için en iyi olan min verebilecekleri, max için de max vereceklere bakmak lazım. Çünkü en iyisini onlar veriyor ya, ben bundan daha iyisini yapamayacak gibi şeyler falan çıkacak. En iyisi dolayısıyla min için minimum üretenler, max için maksimum üretenler. Boşu boşuna ilk önce kötülerden başlayarak zaman kaybetmiyorsun. İlk önce en iyilerden başlıyorsun ki bundan daha iyisini yapamazdım falan durumlar ortaya çıksın. Bundan daha iyisini yapamazdım falan durumlar ortaya çıksın. Tamam. Dynamic ordering yapısal durum hakkında konuştuk. Repeated states ile ilgili bir problem var. Onun hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Gerek yok lüzumsuz bu aşamada. Atladığım bir şey var mıydı burada? Tamam, bunun hakkında zaten söylediklerimi söyledim. Bu alfa beta pruning hakkında konuştuk. Games of imperfect information var. Bu şu şeyle alakalı yine. Şundaki space'in exponential olması, zamanın çok fazla almasıyla alakalı. Alfa beta pruning ile minimax'la beraber kullanınca zamanı azaltıyor zaten azaltmasına, ama yine de hala yani hatırlıyorsanız şey şuydu. Zaman o b üzeri m'di. Biz bunu böyle yaptık. Bu hala exponential. Karekökünü aldık ama hala exponential. Bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Bu bize esasında diyor ki hiç kimse oyun sırasında oyunun ta en son hamlelerine kadar gidip tahtaların son durumuna kadar gidip oraları ibaret etmeye çalışmasın. Zamanınız yetmeyecek diyor buna. Tamam mı? Aramayı daha erken kesmemiz lazım. Min max and alpha beta pruning require too much leaf node evaluations. Tamam. Yani çok fazla leaf node'ların hepsini ibaret etmeye çalışıyorlar. Ve bu da pratik değil. Ta 1950'lere demişler ki o zaman erken kes. 8 hamle tayine doğru gitmeye çalışma, 4 hamlede kes. İyi de 4 hamlede kestiğin zaman bana bir tane değer lazım. Artı 1, eksi 1, 0 falan der gibi. O nereden gelecek? Onun için de heuristik kullanacaksın diyor. Bir tane tahta şey konfigürasyonuna ulaş. Mesela şuraya ulaş. Bunu evaluate et. Ne kadar iyi bir tahta pozisyonu var. Min için, max için. Onu return et diyor. Tahtı evaluate etmek lazım. Apply heuristic evaluation function'ı var. Replacing utility function. Tamam mı? Bunu yapmak da esasında çok zor bir şey ama insanların çok da yabancı olduğu bir şey değil. Niye? Çünkü insanlar tahtanın pozisyonuna bakın, mesela bir satranç tahtasının pozisyonuna. Siyah mı ileride, beyaz mı ileride falan onun hakkında konuşabiliyorlar. Değil mi? Bu daha iyi. Niye diyorlar? Ne gibi şeyler söylüyorlar? Taş sayısı fazla bir defa. Bu adamın veziri gitmiş, bunun veziri duruyor. Taşlar daha iyi dağılmış. Daha iyi kontrol ediyor tahtayı. Orta kareleri bu daha iyi kontrol ediyor falan gibi. Duydunuz değil mi bunları? Duymadınız mı? Satrançta genelde bunlara çok öğretirler. Böyle satranç kitaplarının başlarında falan. Hangi tahta pozisyonu iyidir? Ne tarafa doğru oynamalıyım taşlarım falan gibi şeylerde. Bunlar söylediler. Burada onu söylüyor. For centuries, chess players have developed ways of judging the value of a position because humans are even more limited in the amount of search they can do than our computer programs. İnsanlar zaten bunu yapıyor diyor. İnsanlar 8 hamle sonrasını görerek oynayan varlıklar değil. Genellikle stratejik şeylerini kullanıyor, yeteneklerini. Bu tahta pozisyonu şuna göre daha iyi. En azından vezirim orta kareleri kontrol ediyor
gibi şeyler. Bu kale burada durduğu sürece buradan kimse geçemez falan gibi stratejik kararları var insanların. Dolayısıyla taşların pozisyonlarına göre bir board pozisyonu falan ortaya çıkarabilirsin. Bununla ilgili çalışmalar çok. Biz onu yapacağız. Erken gezeceğiz aramayı. Deadly bir de search vardı ya. Bir yere kadar geliyorsun. 8 hamlede ileri gitmiyorsun. Orada kesip orayı var edip o rakamı yukarı gönderiyorsun min-max değer olarak. Tabi burada ne oluyor? Sizin Rüstiye bağlı bir tane şeyi çıkarıyor ortaya. Rüstiye bağlı bir tane sistem çıkarıyor ortaya. Perfect oyunu oynayamayacaksınız. Ama hiçbir şey hiç cevap verememekten daha iyidir. Şey bu işte. Hani terminal test vardı ya. Base case diyorduk. Base case ulaştık mı? Onun yerine tamam mı? Terminal testi yapmıyorsa cutoff testi yapıyorsun. Yeteri derinliğe ulaştın mı? Yeteri kadar derinliğe ulaştıysan oradaki tahtayı evaluate et. Tamam. Introduce the fixed that limit. Fixed that limit that. Limitliyorsun defterin derinliğini. Tamam. Cutoff olduğu zaman da evaluation fonksiyonu çağırıyorsun. Onun sonucunu return ediyorsun. Şimdi birazcık şeye bakalım isterseniz. Nasıl bir evaluation fonksiyonu olacak? Onlara bakalım. Tahtanın ne kadar iyi olup olmadığını söyleyen evaluation fonksiyonu bu. Fikir bu. Produce an estimate of the expected utility of the game from a given position. Bir tane pozisyon veriliyor ve sizin göreviniz de o pozisyonu ne kadar iyi olup olmadığını söylemek. Bunu da eval denen fonksiyon yapacak. Tamam. Eval should order terminal nodes in the same way as utility. Tamam, eval esasında utility ile aynı çalışmalı eğer terminal node verildiyse. Terminal node verilmediyse o zaman bir tane bu tahta benim için ne kadar iyidir değildir onu hesaplaması lazım. Ama bunu yaparken de heuristikte olduğu gibi çok fazla zaman kullanmaması lazım. For non-terminal states, the evaluation should be strongly correlated with the actual chance of winning. Tamam ya, bir tarafın siyahın ya da beyazın kazanma şansıyla doğru orantılı, sıkı bir şey doğru orantılı bir tane rakam vermeli bana. Şunun hakkında biraz sonra konuşacağız, bunu bekletin birazcık. Genelde şu şekilde çalışıyor bu evaluation fonksiyonları. Sadece bir tane özelliğe bakmıyor. Mesela satranç için bunu yazdığınız zaman diyor ki mesela F1 fonksiyonu satranç tahtasında bulunan beyazların piyonlarının sayısını bana versin. Tamam mı? F2 fonksiyonu işte atların sayısını versin. F2 fonksiyonu işte fillerin sayısını versin. F7 fonksiyonu vezirin gördüğü boş kare sayısını versin. F8 fonksiyonu şahın önündeki piyon sayısını versin falan. Böyle bir sürü elinde fonksiyon var. 8-10 tane fonksiyon. Bunların hepsinin önüne bir tane ağırlık koyuyorsun. Ve bunu hesaplıyorsun şu şekilde. Bir deneye kadar bunu hesaplıyorsun. Ve sana o tahtanın senin için ne kadar iyi bir tahta olup olmadığı hakkında bilgi veriyor. Ayrıca siyah için beyaz için yapıyorsun. Tamam mı? İvan'ın şeyi bu. Altındaki espri bu. Most evaluation functions are like calculating various features. Bunların hepsi birer tane feature. Bu feature'ları alıyorsun. Sonra bu lineer bir şekilde ağırlık vermiş bunları ve toplamış. O ağırlıkların bulunması falan filan kendi başına problem onlar. Nasıl bulursunuz sizce siz o ağırlıkları? Nasıl hesaplarsınız ağırlıkları sizce? Yani piyon sayısını W1 ile çarpacağım, omega 1 ile çarpacağım. Ondan sonra fil sayısını omega 2 ile çarpacağım. Omega 1 ile omega 2'yi nasıl tespit edebiliriz sizce? Nasıl yaparsınız? Değerleri. Yani mesela hangisinin daha fazla olması önemliyse onun için İşte onu söylüyorum. Birisi 1 olsun, birisi 0.2 olsun. Nasıl yani, iyi mi? Filler daha önemli. O 1, öbürü 0.2 yeterli mi? Fili daha çok tercih etmez mi? Bir piyon var. Edersin de ne kadar tercih edersin? Kaç sayıların büyüklüğünü soruyor. Kaç sayıların var şu anda da yani. Onları kazanabiliriz. Nerede var? Şeyde işte mesela piyon 1 puan sayıyor, kale 5 puan sayıyor, fil 6-3 puan sayıyor. Nereden öldürmüşler onları? Bilmiyorum nereden öldürmüşler de hareket kabiliyeti... Biz kendimizi uyduralım, hayır. Hareket kabiliyetlerine göre bir şey... Siz kendiniz başka bir şey söyleyin. Tamam. Şuradan hesaplanabilir falan diye. Tehdit ettiği taş sayısına göre diyebilirsiniz. Bir şey olabilir, taş bulunuyorsa, ne kadar oyunda bu taş bulunuyorsa kazanmıştır. Evet. Şu ana kadar oynanmış tüm oyunların şeyleri var, listesi var elimizde. Tamam mı? Oyun hamlelerinin hepsi de var. Milyonlarca oyun budur ne diye bilmiyorum. Hepsine bak, tamam mı? Hepsindeki şeylere bak. Hepsindeki piyon sayısına bak, fil sayısına bak. Ondan sonra kaçındaki fil sayısı o kadarken kazanmış, piyon sayısı o kadarken kazanmış.
Onların ağırlıklarını onlara göre şey yap, hesapla. Tamam. Yapacağım böyle bir tane. Regression türü bir şey yani. Regression türü bir şey. Piyon sayısıyla kazanma nasıl bir oran? Matematikte bir hesapta bulunabilirsin yani. Muhtemelen senin bahsettiğin de öyle hesap şeklinde. Tamam. Ama biz kendimiz hesaplayabiliriz. Ya da üçkağıtçılar bunu ne yapıyorlar? Karşıdaki adama göre ayarlıyorlar. O Big Blue, Kasparov ilk geldiği zaman bu kas sayıların hepsini Kasparov'a göre ayarladılar. Çok oynadık. Kasparov'da söylediği şey, ama siz neyle yaptınız? 5 tane doktorla adam oturup bana göre kas sayı ayarladınız falan filan gibi. Taktik maktik değiştiler falan filan ama daha sonradan çok daha derine bakınca evaluation fonksiyonu fazla ihtiyaç da olmuyor. Evaluation fonksiyonu dolayısıyla oldukça önemli, oyunun başarılı olabilmesi için çoğu da makine öğrenmesi yöntemleriyle yapıyor bunu. Yani arkadaşlarla söylediği gibi şu ana kadar oynanmış binlerce usta oyuncu oyunu var elimizde arkadaşlar. Ya da kendisi oynayabilir. Boş zamanlarda oynuyor bir sürü yeni yeni oyunlar. Buna da kaçı kazandı, kaçı kazanmadı onlara bakıyor. Teker teker oralardan alabilir şeylerin sonuçlarını. Bütün evaluation fonksiyonları belki şurası N'in 100'lere, 200'lere, 1000'lere ulaştığı evaluation fonksiyonları ortalıkta var. Tamam. Buna weighted linear fonksiyon deniyor. Bunun log linear olan da var. E üzeri olanları falan filan. CRF'de falan filan kullanıyorlar. Onlar daha değişik CRF'de falan çalışanlara daha sıkı çalışabiliyor, daha iyi eğitilebiliyor. Onların kendilerine az güzel özellikleri var ama sadece linear olanı vermiş. Şurada birkaç tane örnek mesela. Böyle bir tane evaluation fonksiyonu. Şu tahta pozisyonu için siyahla beyaza aynı değeri vermeli. Tamam mı? Belki burada şeyi de katıyordur işin içerisine. Hamle sırası kimde? Beyaza dolayısıyla birazcık fazla puan verecek. Burada beyaz avantajlı. Beyaz avantajlı. Gerçi bazı insanlar siyahı daha iyi oynuyorlar. Siyahı daha iyi oynayan oyuncular var. Tamam mı? Savunma oyunu oynuyorlar. Diğerinin hata yapmasını bekliyor. Daha iyi oynuyor. Beyazdan daha iyi oynuyor adam. O adama göre ağırlığını atmak lazım. İşte burada Black the Move, White Slightly Better diyor. Niye White daha better? Adamın atı gitmiş, birinin de fili gitmiş ama White birazcık daha iyi dağılmış değil mi ortada? Daha iyi konuşuyor diyor ve atını tehdit ediyor değil mi? Doğru. Ve kim ama Black oynayacakmış. Black oynasa atı oradan kaçırır. Kaçırır ama şuralara var. Geriye alabilecek herhalde. Oralara alabilecek. Beyaz daha iyi dağılmış. Ne için bir evaluation fonksiyonu kullandı bilmiyorum ama slide isbeti diyor sadece. Merkez kararı kimiyeti. 4 kareye bir tane şansı daha fazla o yüzden yapmış. At orada bir tanesini alıyor şöyle. 2 kareyi zaten ele geçirmiş. İki de, evet. Fil de onları koruyor. Fil de onları koruyor. Fil de atla ikisi bir yanda destekliyor. Evet. Herhalde onlara bakıyor merkez kareye. Bilmiyorum neyi kullanmış bu arada. Bir de şu var. Şu herhalde test sayısından bakıyor. Black to move, white about to lose. Ha. Niye white kaybediyormuş ki? Gördünüz mü neden kaybettiğini? Abi sırası. Vezir oradan tehdit ediyor. Şu adamın burada ama orada at var. O atı, bir dakika şu orada fil mi var? Hocam zaten vezir yiyecek at. Ha? Veziri alır at zaten. Ondan sonra hangi at? Ha şu at. Evet. Tam Black the Moon diyor değil mi? Evet. Veziri yiyince ondan sonra at kalıyor zaten ortada. Veziri de onu yiyince. Tamam durumu kötü durum. Atı değil. Tamam. Ya bu türlü biz baktık kendi kafamıza göre söylüyoruz da kim kimi tehdit ediyor, kim kimi yemek üzere. Trakim'de bunlar çok önemli. Böyle bir tane böyle şu fonksiyonla daha en aşağılara gitmeden tahtanın pozisyonu hakkında bir şey veriyorsun. Minmax'a yukarıya yapıyorsun. 7-8 tane ileriye baktığın zaman 7-8 tane ileriye insanın göremeyeceği bir pozisyonu görebiliyorsun. Ve insandan daha uzağa baktığın için de çoğu zaman iyi bilmeyenleri, bu oyunu iyi bilmeyenleri rahatlıkla yine bilirsin. Ama usta oyuncular genelde kararlarını 7-8 tane ileriye bakarak yapmıyorlar. Mesela usta oyuncuların yaptıkları şeyden bir tanesi de bu. Bir max yaptırabiliyor ve 8 hamleleri baktırabiliyor ya. Şeyi saklıyor. Tehdit olabilecek taşları diğer taşların arkasına saklıyor. Yani 2 hamle sonrasına saklıyor bunu. 2 hamle sonrasına. 2 hamle sonrasında tehdit olabilecek bir duruma getiriyor. Ona yem veriyor. Böylelikle min max oraya kadar erişemiyor tabii. Adam da erişemiyor esasında. 8 hamle sonrasını göremiyor ama ben bunu burada tuttuğum sürece diyor bu taşları, bu bilgisayar programı bunu tehdit olarak görmeyecek çünkü
o kadar ileri gideceğini sanmıyorum ben de o kadar ileri derinde düşünebileceğini. Sürekli büyük taşların diğer taşların arkasında bekletiyor. Tamam mı? O taşı yerine oynattığı zaman bir de böyle tehdit taşları ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle bilgisayara karşı oynama tehlikeleri falan da var ama bilgisayar yeteri kadar derine baktığı zaman artık o stratejiler de sökmemeye başlıyor. Kasparov'un söylediği laflardan bir tanesi o. Oynadığım zaman hiçbir bilgisayar gibi değil diyor. Bayağı diyor insan gibi stratejik kararlar veriyor diyor. Yani insanlar bilgisayarla oynamanın yönleri değişik. Adam o ana kadar sadece 7-8 hamleliği görebilen şeye bakıyor. Oyunlarla, oyuncularla oynuyor. Ama bu Deep Blue denen şey alfabete projenin sayesinde, bazı heuristikler sayesinde. Heuristik diyor ki şu adından şu diyor şeyden diyor. Şu pozisyona diyor. 12, 13, 14 hamleleri git diyor. 12, 13, 14 hamleleri baktığı yerler her zaman bakmıyor. Adam da ona şaşırıyor tabii. Kendi stratejik kararlarına boşa çıkaracak kararlar gelmeye başlıyorlar. İbareye artık bakmama gerek yok. Bunların hakkında konuştuk. Materyal value her zaman için şey değil. Yani kaç tane taşının olduğu, daha iyi olup olmadığı falan filan. Bazen taş sayının az olabilir ama önemli olan stratejim. Onlara dikkat etmek lazım. Bazı heuristic value, heuristic evaluation fonksiyonu seçerken değinmemiz gerekli şeyler bunlar. Tekrar şu. Önce atlamıştım ya. Onun hakkında konuşalım biraz. Quiescent olan yerlere bakın ya. Evaluation yaptığın zaman bir tahta pozisyon üzerinde, tamam mı? Durgun pozisyonlara bakmak lazım. Durgun pozisyonlara. Ne demek yani? Positions unlikely to exhibit, unlikely to exhibit wide swings in value in the near future. Yani öyle bir pozisyona gelmişsin ki 4-5 tane taş birbirini tehdit ediyor. Orada tahtayı evaluate etme diyor. Bir iki hamle daha devam et. Search up. Ondan sonra evaluate et diyor. Çünkü onun sen evaluate ettikten bir sonraki hamle diyor belki çok daha değişik bir durum ortaya çıkaracak. Dolayısıyla quiescence önemli. In chess for example